Öncelikle hiçbir puan, hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan değerli değil. Tekrardan Bartın'da Amasya'da hayatını kaybeden madenci abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlara buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Umarım böyle şeyler bir daha tekrarlanmaz. Ama daha önce de söyledim yayıncı kuruluşa da, iyi ki futbol var. Umarım bu kederli günde 2 saatliğine de olsa insanları biraz bu üzüntüden uzak tutabilmişizdir. Çok iyi bir oyun oldu bence. Bizim bence çok iyi planladığımız, kurguladığımız, ilk yarı birebir baskıyı çok iyi yaptığımız, kazanıp geçişler yakaladığımız, bekleme pozisyonunda da 5-3-2 beklemeyi tercih ettik. Rakibi kenarlardan orta atmaya ittik. Nitekim 44 tane orta atmışlar. Rakibin size'ından dolayı bunları merkezde güçlü durduğumuzda çok rahat savuşturabileceğimizi biliyorduk. Kat ettiğimiz mesafe 117.500, ligin ortalaması 112. Hatay maçından sonra bizim için en yüksek mesafe. Bu oyuncularımın maçı ne kadar istediğini, ne kadar mücadele ettiğini gösteriyor. 18 tane şutumuz var. Belki 5 tanesi isabetli. Ama çok az farkla avuta giden 2-3 tane pozisyonumuzun çok net gol pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ikinci yarının başında Mensah, Gavronović ve Emrah'la yakaladığımız pozisyonlarda oyunu daha rahat bir hale getirebilirdik. Tek sıkıntımız, yani sıkıntı diyebileceğimiz, geliştirmemiz gereken, süreleri biraz uzattık ama topa daha fazla sahip olabilirdik. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Ama Galatasaray gibi bireysel yetenekleri çok üst düzey bir takıma karşı yine de bence çok olumlu bir performans gösterdik bugün. Sezon başında herkesin transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı düşer gözüyle baktığı Kayseri Spor'u başkanımızın vizyonuyla bir araya gelip bir hayal kurduk. Devrik bir cümle oldu, kusura bakmayın. Sloganımızda hayallerimiz bütçelerden büyüktü. Çünkü biz oyunu hiçbir zaman oyuncu üzerinden okumuyoruz. Oyun üzerinden okuyoruz. Şu an iyi bir konumdayız. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama ayaklarımız yere basıyor. Hedeflerimiz kendi içimizde var. Ama ilk günden beri söylediğim, önemli olan Kayseri Spor'un bu sene hem iyi oyun oynayarak hem üreterek, genç oyuncu yetiştirerek sezonu güvenli bir yerde tamamlaması. Seyircimiz yine bugün muhteşemdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Oyuncularımla da gurur duyduğumu tekrardan söylemek istiyorum. Kazansak da kaybetsek de müthiş oynadılar bugün, müthiş mücadele ettiler. Onları alınlarından öpüyorum. Sorularınızı alabiliriz. Teşekkürler.